özellikle kendi ülkemizde bazı insanlar var ki milyonları arkasından yürütüyorlar. Yaptıkları iyi işlerle de milyonlara iyi işler yaptırmış oluyor. Kötü işlerle de milyonlara kötü işler yaptırmış oluyorlar. Onlardan bir tanesi de Abdullah Öcalan'dır. Doğulu olan insanların, Kürt kökenli olan insanların birçoğunun peşinden gittiği, hayırlı olarak gördüğü, yolunu takip etmiş olduğu insanlardan bir tanesidir. Ama ben çok iyi biliyorum ki Kürtler Abdullah Öcalan'ı tanımıyorlar. Onun eserlerini bilmiyorlar. Çünkü biliyoruz ki Kürt halkı kendini İslam'a nispet eden, peygambere iman ettiğini söyleyen, Allah'a iman ettiğini söyleyen, ahiret gününde Allah'a hesap vereceğine inanmış olduğu kimselerdir. Bunlardan dolayı kardeşler, eğer Abdullah Öcalan'ın İslam'a atmış olduğu iftiraları, Allah'a atmış olduğu iftiraları, peygamberine atmış olduğu iftiraları, Allah'ın kitabına atmış olduğu iftiraları bilmiş olsalar, Abdullah Öcalan'ın peşinden gidecek Kürtler çok az olmuş olacaktır. Bundan dolayı kardeşlerim, bizim üzerimize düşen vazifelerden bir tanesi de kendi kavmimiz olması açısından, özellikle kendi kavmim olması açısından, ben bu konuda Abdullah Öcalan'ın maskesini göstermek istiyorum. Onun İslam adına ortaya koymuş olduğu iftiraları deşifre etmek istiyorum. Kendisinin yazmış olduğu bazı kitaplar var. O bazı kitaplardan kendi cümlelerini ben sizlere aktarayım. Kürt kardeşlerim ya da Kürt halkı, kendini İslam'a nispet eden Kürt halkı, Abdullah Öcalan'ın İslam'a kusmuş olduğu o kini ve nefreti görmüş olsunlar. Kendisinin Din Sorununa Devrimci Yaklaşım isimli bir kitabı var. O kitabının 24. sayfasında aynen şunu söylüyor. Diyor ki, Muhammed iki dini de kabul etmez. Çünkü ticari çıkarına karşıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam neden Yahudiliği ve Hristiyanlığı kabul etmemiş kardeşler? Çünkü ticari menfaatine karşı olduğu için. Devam ediyor 26. sayfada aynı kitabın. İsa ben Tanrıyım diyor. Haşa ve kella. Yani sanki İsa aleyhisselam kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor. O söylüyor. İsa ben Tanrıyım diyor. Bu nedenle Muhammed kendisini Tanrı ilan edemez. Yapması gereken en uygun şey nedir? Geleneklere dayanarak kendisini Tanrı'nın elçisi ilan etmek. Hem de son peygamber. Bu tez günün koşulları açısından son derece gerçekçidir ve devrimcidir. Hele şu cümlelere bakın. Diyor ki İsa ben Tanrıyım diyor diyor. Haşa ve kella. Allah Azze ve Celle kıyamet günde İsa Aleyhisselam'ı çağıracak. Diyecek ki ey İsa, sen mi insanlara dedin ben ve annem Meryem Allah'tan başka ilaheyni min dunillah, Allah'tan başka iki ilahız diye. Sen mi bunu dedin diye Allah Azze ve Celle İsa'ya soracak. İsa Aleyhisselam diyecek ki ya Rabbi, ben hakkım olmayan bir şeyi nasıl derim? İn kuntu kultuhu, eğer ben bunu demiş olsaydım, fakat alimtuhu, ya Rabbi sen bunu bilirdin. Ama ben bunu demedim ya Rabbi. Sanki İsa Aleyhisselam kendisinin Tanrı olduğunu kendisi ilan etmiş gibi. Peki Peygamber Aleyhisselam neden ben Tanrıyım dememiş? Neden ben son peygamberim demiş biliyor musunuz? Allah onu böyle bir görevlendirdiği için değil. Kendisi böyle tespit etmiş. O öyle anlatıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Devam ediyor. Diyor ki bu koşullara diyor en iyi cevabı verebilen sistemi bulabilmiştir diyor. Bu koşullara en iyi cevabı verebilen sistemi bulabilmiştir. Yani İslam'ı kim bulmuş kardeşler? Peygamber Aleyhisselam bu ideolojiyi öyle diyor zaten kitabının sonlarında. İdeoloji diyor. Bunu kendisi üretmiş. Yani Allah ona vahyetmemiş. Geliyor şimdi. Bu konuda hayli yoğunlaşmıştır diyor. Yoğunlaşması Kur'an'ın ortaya çıkmasını yol açmıştır diyor. Kur'an'ı kim ortaya çıkartmış kardeşler?
Bunun demesine göre Muhammed Aleyhisselam. Yani Kur'an'ı yazan kişi kim? Muhammed Aleyhisselam bunun demesine göre. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَعْتُوا بِثُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Eğer kulumuz Muhammed'e indirilmiş olduğumuz şu kitaptan şüphe içerisindeyseniz, Muhammed yazdı diyorsanız, o halde Allah'tan başa çağırın çağırdıklarınızı, onun bir mislini getirsinler. فَاِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا Yapamadınız, yapamayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Yani Kur'an'ın da Peygamber Aleyhisselam yazdığını iddia ediyor. Devam ediyor. Muhammed zamanın dinlerinde olan olumlu şeyleri almıştır, gereksiz olanlar da atmıştır diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam İslam'ı nasıl oluşturmuş biliyor musunuz? Yahudilikten, Mecusilikten, putperestlikten alması gerekeni almıştır, atması gerekeni atmıştır. İsa'nın Tanrı olduğu düşüncesini ise atmıştır diyor. Yahudilikten ise etkilenmiştir diyor. Peygamber Aleyhisselam güya onun demesine göre Yahudilikten etkilenmiş öyle diyor. Ve sonra kardeşler bu kitabı nasıl yazdığını anlatıyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın. Devam ediyor diyor ki bir de peygamber attığı iftiraya bakın kardeşler. Muhammed kişiliği özce dile getirilen dönem koşullarının etkisi altında oldukça çelişkili bir gelişim göstermiştir diyor. Muhammed'in diyor kişiliği diyor çok böyle çelişkili bir hayatı var diyor kişiliğinde. Devam ediyor diyor ki Hatice annemize bak nasıl iftira atıyor. Hatice diyor olmadan Muhammed'in peygamberleşmesi mümkün görünmemektedir diyor. Bu yönüyle diyor Hatice üstü örtülü dahi olsa Meryem'in çok üstünde bir etkiye sahip Tanrıça kadının kültürünü temsil etmektedir diyor. Tanrıça kadının kültürünü temsil etmektedir Hatice annemiz diyor. Haşa. Yani peygamberin eşi olan Hatice'yi de tanrıçalaştırıyor. Yani o da öyle bir rol biçmiş diyor kendisine. Hatice annemiz Peygamber Aleyhisselam İsa Aleyhisselam bunun anlattıklarından bellidir kardeşler. Ve sonra Kürtlerin geri kalmasının ana temel sebebi olarak ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki İslamiyet'tir diyor. İslamiyet diyor Türkleri bir yere getirdi, Fasları bir yere getirdi, Arapları bir yere getirdi ama Kürtleri milliyetçiliğinin dışına çıkarttı diyor. Yani ırkçılığını bozdu diyor. Yani onları gerileştirdi diyor. Şimdi kardeşlerim, onun hakkında daha çok şeyler var. Kitabın her bir bölümünde Allah'a peygamberine iftiralar var. Şimdi Allah'a ve peygamberine iman ettiğini söyleyen bir Kürt, kitaba iman ettiği kitabı Allah'ın kitabı olduğuna iman eden bir Kürt nasıl olur da Abdullah Öcalan'ın peşinde gider? Nasıl olur da onun örgütünün peşinde gider? Nasıl olur da onu önder olarak kabul eder? Senin inancına göre, iman etmiş olduğun kitaba göre İsa bir peygamberdir. Bu diyor ki kendisini Tanrı ilan etti. Senin inancına göre kitabı Allah indirmiştir. Bu diyor ki Muhammed yazmıştır. Hatta başka bir yerde diyor ki Muhammed diyor Hira'da diyor iyice düşündü. Bu ideolojiyi diyor ortaya koydu diyor. Yani Allah vahiy etmedi diyor. O üretti diyor. Sen bu adamın peşine nasıl gidersin? Kürt olduğunu iddia edip, Müslüman olduğunu iddia edip daha doğrusu. Allah'ın kitabına iman ettiğini söyleyip nasıl orada bunun peşinden gidersin? Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Ali İmran suresi 31. ayette. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِي Bana tabi olun. Yani peygambere. Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun. يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah sizin günahlarınızı affetsin. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah çok bağışlayan, çok merhamet sahibidir. Eğer sen Allah'a iddia ettiğini söylüyorsan, eğer Kürt, Türk, kim olursa olsun, eğer Allah'a iman ettiğini söylüyorsa onların tek önderi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olur. Kürtler kendisine bir önder tayin etmiş, onun peşine gidiyor. Kürtler kendisine bir önder tayin etmiş, onun peşine gidiyor. Hepsi de Allah düşmanı. Hepsi de Allah'ın kitabına iftira atan, dinine iftira atan kimseler. Allah Azze ve Celle bunun hesabını soracak kardeşlerim. Hiç kimse bu konuda masum değildir. Allah yönetilen ile yöneticilerin kıyamet günde aynı durumda olduklarından bizlere bahsediyor. Bazıları diyecekler ki ya Rabbi bunlar bizi kandırdı, bunlar bizi saptırdı. Onlar diyecek ki ya Rabbi biz onları zorlamadık ki. Dedi ki gelin bize, biz örgüt kurduk, işte ırkçılık, işte diliniz bilmem ne aldık. Onlar da bizim peşimize geldiler, hoşlarına gitti ya Rabbi biz ne yapalım? Sonra onlar diyecekler ki doğru ya Rabbi biz zorlamadılar ama bel mekru leyli ve neher gece ve gündüz tuzaklar asladılar ya Rabbi. Allah Azze diyecek ki bugün tartışma yok, hepiniz cehennemesiniz. Yönetenler, yönetilecekler de hepsi cehenneme gidecekler. Ey millete kurt! Hunriye kadeh deherin! Revereme kurt Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme! Uyeci Muhammed...
Abdullah Öcalan'a, Abdullah Öcalan iftira deveri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Rabbel Alemin. Davayeme davayel isteme. Davayeme ne dava ıhçılığıya. Davayeme zevh giringi ardu ezmane kanunu hüde desteği bikin. Allah Azze ve Celle bizim karşımıza kardeşler peygamberden başka bir önder çıkartmasın. Onun yolundan başka bir öndere de tabi oldurtmasın. Onunla beraber kıyamet gününde haşredilip onunla beraber cennete giren insanlardan bizler kılsın. Vallahu galibun ala emri. Velakinne ekteren nasi la ya'lemun. Velhamdülillahi rabbil alemin.